Temel, İngiliz, Fransız, Alman ve Amerikalı İstanbul'dan Trabzon'a gideceklerdir. Ulaşım aracı olarak otobüs, uçak ve vapur kullanılacaktır. Ve ulaşım seçenekleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi aşağıdakileri okuyacağım fakat e, hani sürekli böyle bir tablo tablolaştırma yapıyorum ya bunu neye göre yapıyorum bunu açıklamak istiyorum yani neden temel İngiliz, Fransız, Alman ve Amerikalı demedim de otobüs, uçak, vapur dedim? E, en az verilere göre yapıyorum arkadaşlar. Yani otobüs, uçak, vapur yazdığımda e, tablomda 3 sütun olacak. Fakat temel İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı yazdığımda daha fazla sütun olacak. Yani sütun sayısı en az hangisinde olacaksa onları yazmaya çalışıyorum. Benim için daha kolay oluyor. Belki siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Şimdi yerleştirelim. Amerikalı vapurdan korkmaktadır. O zaman e, vapura Amerikalı'yı yazamıyorsak, e, Amerikalı'yı... Ya otobüse ya uçağa yazacağız. Uçak ile giden tek kişi Alman'dır. O zaman buraya Alman yazıyorsak Amerikalı'yı şuradan sileriz. Buraya yazarız. Evet. Çünkü neden buraya yazma yazmamıştık vapura? Çünkü Amerikalı vapurdan korkmaktaydı. Ulaşım araçlarının tamamı kullanılacaktır. Tamam. Tamam. Yani vapur boş kalamaz. İngiliz ve Fransız aynı aracı kullanacaktır. Şimdi Amerikalıyı yazdık, Almanı yazdık. İngiliz ve Fransız aynı aracı kullanacaktır diyor ve temel var. Bir de vapurla sadece iki kişi gidecektir diyor. Yani bizim beş kişimiz vardı. İngiliz ve Fransız mutlaka aynı araçla gidecekse, o halde İngiliz ve Fransız mecburen burada gidecekler. E, çünkü diğer türlü buraya temeli yazarsak e, sadece bir kişi kalıyor. Fakat oraya İngiliz veya Fransızı bölüp yazamıyoruz. O halde uçakla gidecek olan tek kişi de Alman olduğuna göre temel ne ile gidiyor? Otobüsle. Şimdi yerleştirdik tablomuzu tamamen. Sorumuzu okuyalım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Fransız vapurla gidecektir. Doğru mu? Doğru. Temel otobüsle gidecektir. Doğru. Amerikalı ile İngiliz aynı ulaşım aracını kullanmıştır. Doğru mu? Hayır. Vapurla gidiyor İngiliz. Ee, Amerikalı ise otobüsle gidiyor. Cevabımız bu. D'yi de okuyalım. İngiliz vapurla gidecektir. Evet doğru. Yani cevabımız B arkadaşlar.